Sevgili izleyenlerimiz, hepinize merhabalar. Mahalle iftarları programıyla yine karşınızdayız. Bugün Ali Baba Mahallesi'nde iftar yapacağız. Ali Baba Mahallesi'ni tabii iftar öncesi gezeceğiz. 13 bin vatandaşın yaşadığı bir bölge, büyük bir mahalle. Tabii her tarafını çekemeyeceğiz ama en azından vaktimizin yettiğince sizlere birçok görüntüyü Ali Baba Mahallesi'nden aktaracağız. Şu anda Ali Baba Caddesi'ndeyiz ve Ali Baba'nın başladığı bir nokta, ilerleyen kısımda ise birazdan tabii o kavşak kısmına da gideceğiz. Orada da havuz var. Orası da Aşık Veysel Bulvar olarak geçmekte. Tabii Ali Baba Mahallesi Muhtarı Duran Koç, aynı zamanda Duran Koç sevgili izleyenlerimiz Muhtarlar Derneği Başkanı. Kendisine de mikrofonumuzu hemen uzatalım. Sayın Muhtarım, hayırlı Ramazanlar efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Şöyle dönelim efendim, caddemizi arkamıza alalım. Güzel bir şekilde vatandaşlarımızla Ali Baba Mahallesi'ni böyle anlatmaya başlayalım. Merhabalar tekrardan. Merhabalar. Evet, bugün sizin buradayız iftarda. Ali Baba Mahallemiz başlangıç burası. Evet, tam yani karakolun olduğu yer değil mi? Rüstem Demirbaş ismindeki, Şehit Rüstem Demirbaş ismindeki karakol başlangıç burası. Evet. Bitimi de Çayboyu Caddesi'ne, Çayboyu yani mahallesine kadar uzanıyor. Yani biz başladığımız yeri bir de bitimini göstereceğiz zaten program içinde. Efendim, ben dedim ki 13 bin vatandaş yaşıyor dedim herhalde. 13 bin nüfusumuz var, 9 bin seçmenimiz var. Ve şu anda okullara, camilere zaten geçeceğiz. Cemine geçeceğiz. Evet. Yani mahallemdeki olan bu kurumlarda sizlere tek tek göstermeyi peki düşünüyorum. Peki efendim. O zaman hiç vakit kaybetmeden dilerseniz tabii Ali Baba Mahallesi'ne doğru başlayalım efendim gezimize. Peki efendim, size de merhabalar. Herhalde mahalle sakinisiniz. Merhaba. Şöyle biraz size efendim şöyle alalım da arkamızda, caddemizde gösterelim. Sizi tanıyalım. Ben burada oturuyorum. Hemen Ali Baba Mahallesi'nin girişinde oturuyorsunuz. Tabii. Herkese hoş geldiniz diyorsunuz. Tabii. Evet. Tabii, tabii. Mehmet Bey. Sayenizde. Vallahi efendim, biz de bunu duyuralım istedik herkese. Evet. Dün de İnönü Mahallesi dedik, hemen yanı başınızda orada iftardaydık. Evet. Bugün ayrı. İnşallah Ali Baba'nın. Allah kabul etsin. Sağ olun efendim. Neler söyleyeceksiniz izleyenlerimize? Var mı söyleyeceğiniz bir şey? Vallahi söyleyeceğimiz çok güzel bir yaşantıdayız, şükür. Allah'a çok şükür. Büyük şükürüm, ne diyeyim, mahallemiz güzel, yollarımız güzel. Peki efendim, biz de size teşekkür ediyoruz. Yiyecek içecek güzel. Peki, hayırlı Ramazanlar diliyoruz efendim, hayırlı iftarlar diliyoruz. Hadi bakalım, Ali Baba Mahallesi'nin içerisine doğru girmeye başlıyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, işte Ali Baba Caddesi'ndeyiz. Şimdi başlangıç kısmı burası, muhtarımızın da dediği gibi. Ne yapacağız? Şimdi Ali Baba Mahallesi'nin, az önce de söyledik, iç sokaklarına doğru adım atacağız. Hadi buyurun bakalım. Sevgili izleyenlerimiz, işte Ali Baba Mahallesi'nin giriş kısmından başladık. Şu anda Aşık Veysel Bulvarı'nı arkamıza aldık ve Ali Baba Mahallesi'nin kavşağında güzel bir havuz var tabii ki. Havuzda herhalde yapılalı 2 yıl oldu yanlış hatırlamıyorsam. Evet, 3 yıl oldu. 3 yılın buluyor. Gerçekten Sivas'ın merkezine yakın, çok güzel, hoş ve tarihi çok eski bir mahalle burası. Evet. Başka neler söyleyeceksiniz muhtarım? Hem konuşalım hem mahallemizi güzel bir şekilde anlatalım izleyenlerimize. Burası mahallemin ortalarından. Orta kısmı değil mi? Evet. Ve hareketli bir yer. Evet. Biraz ileride petitemiz var. Hı hı. Ziraat bankası ATM'miz var. Evet. Biraz ileride yine okullara uğrayacağız. Aynen öyle. Yani Ali Baba'nın en merkezi yer burası. Bir de efendim burası Kılavuz'a giden yol. Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ne doğru gidiyor. Burası Yukarı Tekke'ye gidiyor. Evet. Yukarı Tekke'ye giden. Buradan da doğru tünele gidiyor. Yeni açılacak olan Mevlana Tüneli'ne. Evet, Mevlana Tüneli'ne. Yani buranın önemi protokol yolu burası. Hareketli. Protokol yolu hareketli. Mali konağına da yakın. Şu anda bakanımızın ve başbakanımızın da temelini atmış olduğu tünele buradan yol geçiyor. Evet. Yani Sivas'a daha atlatacak yer burası. Burası değil mi? Böylece biraz yukarı doğru Fidanlı'ya gidiyor. Aha. Ve Yıldız Dağı'na giden yollarımız. Şuradan Çayboyu Caddesi'ne. Evet. Ve burası daha önce Çayboyu Caddesi'ne. Önce Çayboyu Caddesi, şimdi Aşık Veysel Bulvar oldu. Evet. Aşık Veysel'imizi yaşatıyoruz. Peki efendim. Sevgili izleyenlerimiz, kameramanım da gösterirse eğer, işte şu anda görmüş olduğunuz cadde, yani tam benim elimle gösterdiğim yer Aşık Veysel Bulvar olarak Pirkinik Mahallesi'ne kadar gidiyor, onu söyleyelim. 4 Eylül Barajı da çünkü bu istikamette. Yine hatırlatmakta fayda var.
Burası Sivas'ın en işlek yerlerinden bir tanesi dedik. Çünkü Mevlana Mahallesi'nden, çarşıdan gelen birçok araç bu kavşağı geçiş noktası olarak kullanıyor. Çünkü kılavuza, Şeyh Şamil'e, Erzincan Çevre Yolu'na, Erzurum Yolu'na buradan geçip gidebiliyorlar. Efendim biz mahallemizi göstermeye devam ediyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, işte Ali Baba Mahallesi'nde olduğumuzu biliyorsunuz. Ali Baba Mahallesi'nin başından itibaren sizlere mahallemizi tanıtmaya çalışıyoruz. Dediğimiz gibi 13 bin vatandaşımızın yaşadığı bir mahalle olduğunu ve 150 sokağı var. Bir hayli büyük bir mahalle. Tabii tarihi de köklü mahallelerden bir tanesi. Şu anda da Ali Baba Mahallesi'nin biz bir sokağının başındayız. Ve hemen şöyle bir bahsediyor. Tabii bu 12. sokak Ali Baba Mahallesi. Eskiden burası 12. sokakta, onu söyleyeyim çünkü benim de çocukluğum bu mahallede geçti. İşte bu sokakta biz de büyüdük, oynadık, yürüdük, kimi zaman düştük. İşte hemen mahallenin üst tarafında bahçeli bir babamızın evi var. Tabi artık apartmanlara geçtik, o ayrı bir konu değil mi? Ama bahçeli evde büyümenin de keyfini yaşadık işin gerçeği. O yüzden Ali Baba gerçekten köklü bir mahalle. Biz de bugün Ali Baba Mahallesi'ni sizlerle hem tanıtalım istiyoruz hem de güzel bir iftar sofralarında Ali Baba Mahallesi'nde, mahallede iftar yapalım istiyoruz. Hadi şimdi yine caddelere, sokaklara düşmeye devam edelim. Sevgili izleyenlerimiz, Ali Baba Mahallesi'ndeyiz. Ali Baba Mahallesi'ni gezmeye devam ediyoruz. Tabii iftar öncesi mahallemizle ilgili sizlere bilgiler de aktaralım istedik. İşte Sivas Cem Vakfı'da Ali Baba Mahallesi sınırları içerisinde yer almakta. Hemen bunu da sizlerle paylaşmış olduk. Sevgili izleyenlerimiz, Ali Baba Mahallesi'ni tanıtırken tabii buradaki yaşayan çocuklar hangi okulda okuyor onları da paylaşalım değil mi efendim? İşte şu anda Nizamettin Songur İlkokulu ve Ortaokulu. İkisi bir arada değil mi efendim? Evet. Kaç öğrencisi var? Bunlarla hakkında bilginiz var mı? Belki bilgi öğrenci sayısını bilmiyorum da ama buranın etkinlikleri çok yapıyorlar. Evet. Nizamettin Songur isminde okulumuzun ilkokul ve ortaokul olarak hizmet yapmakta. Yani hem ilkokul hem ortaokul değil mi? İrfan Koç isminde bir müdürümüz var. Çok faal biri. Yani 15-20 günde bir icraatlarına bizi sesliyor. Biz de şahit oluyoruz. Harika. Geçen mesela çocuklar burada güzel bir programlar yapmışlardı. Geldim gerçekten yani çok hayret ettim. Değil mi? İnsan. Yani bu çocuklar nasıl öğrenmişler? Yani şöyle bir her okulda her sınıfın ayrı ayrı açık harika bir şekilde işlemler vardı. Peki. Çok güzel, hoşuma gitti. O zaman müdürümüze de selamlar, saygılar gönderelim. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, takdir ediyorum. Okullar da kapandı şimdi tabii, öğrenciler tatile girdiler. Eylül'e kadar okullarını özlesinler diyoruz efendim. İşte şimdi belki de geçmişte tarihte tabii bu okulda okuyan, çünkü bu da çok eski bir okul benim bildiğim kadarıyla değil mi? Buradan mezun olan bizi yurt dışında veya da Türkiye'nin başka yerlerinde izleyenler varsa onlar da şimdi böyle geçmiş günleri herhalde hatırlamış Sivas'ın olacaklar. Sivas'ın en güzel kermesi bu okulda yapıldı öğrenciler tarafından. Değil mi? Yani her öğrenci kendine has kermes yapmışlardı, anlattılar. Geçen Milli Eğitim Müdürü yardımcılarımıza gelmişlerdi. Evet. Takdir edildi ve öğrencilere belge verildi. Harika efendim. O zaman devam ediyoruz Ali Baba Mahallesi'ni sizlerle paylaşmaya.
Sevgili izleyenlerimiz, işte Aliboğa Mahallesi'nde bugün iftar sofrasında olacağız ve Aliboğa Mahallesi'nin başlangıcından biz anonslarımıza başladık. Aralarda mahalleleri, Cem Vakfı'nı, okulları gösterdik derken şu anda da efendim biz yine tabii ki Aliboğa Mahallesi sınırları içerisinde bir kavşaktayız. Gerçekten Aliboğa Mahallesi'nde birçok kavşak var ve işte o kavşaklardan bir tanesi de işte şu anda burada hareketli bir kavşak olduğunu söylüyor. Çünkü vatandaşlar burada geliyorlar, dönüyorlar ve binalar burada yükseliyor. Yani imar konutlar burada bir hayli yükseliyor. Binalar çok yüksek. Benim gördüğüm kadarıyla tabii ki 5-6 katlı binalar var, 10 katlı binalar var, daha yüksek binalar var. Dilerseniz tabii bu binalar ve imar konuları hakkında da muhtarımızdan birazdan bilgi alacağız. Dediğimiz gibi işte Aşık Veysel Bulvarı, şu anda gördüğünüz yer Aşık Veysel Bulvarı. Hemen benim karşımdaki alan ise orası da 4 Eylül Barajı'na, Pirkinik Mahallesi'ne gidiyor. Muhtarım, imar durumu nedir efendim? Biraz da bundan bahsedelim. Aliboğa Mahallemizin imar durumu şu anda açıldı. Müteahhitlere yol verildi. Aynen. Daha önce TOKİ geldi. TOKİ müdürüyle konuştuk. Burası TOKİ olarak da yapılacaktı. Şuradaki görmüş olduğumuz evlere mesela 25-30 yıllık. Evet. Onların tabanları biraz çürük çıktı. Yapılması gerekti. Daha sonra şuralara 14-15 kat, 21 kata kadar müsaade edildi. 21 kata kadar müsaade edildi. Fakat ileri gece kondenleme bölgesinde bir sorun var. Neden sorun var? Orası daha yeni yapıldı olduğu için millete fakir durumda. Evet. Şu an bir bitişik nizam olarak da devam etmekte. Hı-hı. 1000 metre üzerinde 18 metre tekrar uygulanacak. Ve şu an müteahhitlere bu revizyon çalışmasından sonra müteahhitlere yol verildi. Müteahhitler şu anda 1000 metre yapıyorlar. 8'er kat yapıyorlar. Eğer ada olursa 14-15 kat, 21 kata kadar. Mesela şu anda 21 kat olarak başlayan yerler var. Yukarı biraz daha. Evet, Serentepen, üç kesimlerde. Yani mahallemizin burası Çayboyu Caddesi önceydi, demin de söyledik. Çayboyu'na kadar tamamıyla Aşık Veysel Bulvarı geçiyor. Burası deminki yere kadar devam ediyor. Burası da Yahya Kemal Bayatlı Caddesi. Evet. Önünde Ömer Seyfettin Caddesi. Ve burası da Yukarı Tekke, Organize Sanayi'ye birleşecek. Evet. Ve bu açılacak bu sene. Açılacak. Şunu görüyorum tabii ki. İşte Gökçebostan, Seyrantepe Mahallesi, Orhan Gazi Mahallesi, yanlış görmediysen değil mi? Çok sınır bir bölge Aliboğa Mahallesi. Şimdi Aliboğa Mahallesi'nin yolun altında 3 tane mahalle var. İnönü Mahallesi. Evet. Abdülhar Gazi Mahallesi, Orhan Gazi Mahallesi. Bu şekilde üstü de Aliboğa Caddesi. Şu karşıda Sağlık Ocağımız. Evet. Hemen orayı da bir paylaşalım. Evet. Sağlık Ocağımızı da gösterelim işte. Evet. Aliboğa Sağlık Ocağı değil mi orası? Orhan Gazi Sağlık Ocağı diye geçiyor. Muhtarım, tabii biz de efendim giderek masalara doğru yaklaşıyoruz tabii. Çünkü iftar mahallenin masalarında... Mahallenin sonuna doğru geldik yani. Değil mi? Mahalle sonuna geldik herhalde. Biraz daha yürürsek 4 Eylül Barajı'na gideceğiz. Bu göbek 2013 yılında yapıldı. Evet. Allah razı olsun. Şurada havuz yapılacak. İleride biraz daha burası işlek olunca. Aynen. Güzel bir şekilde oldu yani. Ve şunu da söylemekte fayda var. Sivas'ın İstasyon Caddesi'nden sonra en düz caddesi değil mi? İnşallah öyle düşünüyoruz. Harika. Çok da güzel. Efendim biz Aliboğa Mahallesi'ni sizlere göstermeye devam ediyoruz. Haydi bakalım devam edelim. Sevgili izleyenlerimiz, Aliboğa Mahallesi'nin şu anda tabii bitiş noktasına geldik. Çünkü bundan sonra artık Pirkinik, Çayboyu'na doğru hareket ediliyor. Ama Aliboğa'da şunu gördük, şunu fark ettik. Geçen yılların üzerinde yeşillikler bir hayli fazla. Vatandaşların kamelyalarda vakit geçirebilmeleri için, çocukların oyun parklarında oynayabilmeleri için birçok alan yapılmış. Burada bir parkımız var. İsterseniz bunun hakkında biraz bilgi verelim muhtarım. Yine sizin göstereceğiniz park varsa oralara da gideriz. Buyurun. Mahallemizin 5 yerine park var. Bölge. Çünkü mahalle geniş. Evet. Gördüğünüz ki karakoldan başlıyor. Şu ana kadar belki de 3-4 kilometre oldu mu? Çok doğru. Evet. Arabayla geziyoruz. Yani. Onu söyleyelim evet, yani. Evet. Arabayla geziyoruz. Yukarı Çukurtarla semti var. Karakol semti var. İşte gece kondenleme semti var. Kızılmak Stire semti var. Yani semt olaraktan düşündüğümüz zaman 5-6 tane semt var. Hepsinin de parkımız var. Hepsi de yetiyor vatandaşlara güzelce. Hem kamelyalarda oturuyorlar hem çocuklar burada eğleniyorlar. Daha büyük bir park var. Biraz sonra orayı da göstereceğiz. Pekala. Haydi bakalım devam ediyoruz. We'll be right back.
Sevgili izleyenlerimiz, valla plaket gibi pideler efendim. Maşallah Ramazan pidesini kapmış götürüyor delikanlı. Adın ne senin? Emre. Emre yaş kaç? 13. 13 yaşındasın. Hayırlı Ramazanlar Emre. Maşallah böyle harika bir şekilde yumurtalı, susamlı pideyi aldın götürüyorsun. Evet. Eve mi gidiyorsun? Evet. Sana özel mi bu? Yok. Yok, ailece yiyeceksiniz. Senin adın ne? Hayri Bera. Hayri? Bera. Peki kaç yaşındasın? 11. Hangi okula gidiyorsunuz? Sultan Murat. Sultan Murat'a gidiyorsun sen? Ülkü Mehmet Ortaokulu. Ülkü Mehmet Bey'e gidiyorsun. Hayırlı Ramazanlar diyoruz. Bakın biz de sizlere şöyle güzel birer tane şeker ikram edelim. Allah kabul etsin. Afiyet olsun. Aa, muhtarımıza da verelim efendim. Evet, muhtarımıza da verdik. Evet, Demirkan sana da verelim. Al bakalım. Demirkan da bizim fotoğraflarımızı çekiyor her gün bizimle mahallelerde. Efendim. Değil mi? Harika. Efendim rica ederiz. Bunları şunu da hemen söyleyelim. Sivas Belediye'mizin Ramazan şekeri bunlar. Evet. Sağ olsun belediye başkanımız ve başkan yardımcıları böyle şekerleri bizlere ikram ettiler. Biz de fırsat buldukça çocuklara ve buradaki vatandaşlara dağıtıyoruz. Buyurun. Gelecekteki seçmenlerim. Evet, değil mi? Gelecekteki seçmen. Ama Ali Baba'dan göçmeyeceksiniz. Burada kalacaksınız, tamam mı? Evet. Biz efendim devam ediyoruz. Efendim Ali Baba Mahallesi'ndeyiz. Vallahi amca yolda yakaladık. Bir dakika açalım mı? Açalım gösterelim ya. Evet. Gösterelim. Şimdi gurbette biz o kadar efendim. Yeme serbest. Vallahi etli pide çıktı. Ya meşhur pidemiz çıktı işte görüyorsunuz. Yeme serbest. Efendim tanıyabilir miyiz sizi? Ben Mehmet Kurt. Korucalıyım. Evet Mehmet amca. Bugün iftara mahallede miyiz? Buyurun. Peki harika. Efendim, mahalli iftarına tabii amcamız gelecek vallahi. Pideleri de hazırlamış. Geleceğim. Efendim afiyet olsun. Allah kabul etsin. Var mı buradan bizi yani izleyen, takip edenlere? Siz benim misafirim. Peki efendim. Geleceğiz efendim inşallah. Hadi bakalım. Hadi. Pideler soğumasın. İftara vakit artık daralıyor. Çocuklar da şekerleri almışlar. Afiyet bal şeker olsun efendim. Araçları tabii yavaş kullansınlar. Görüyorsunuz çok çılgın şoförlerimiz de var. Aman diyoruz efendim. Araç kullanırken dikkatli olun. Yavaş araç kullanın. İşte hemen şu anda da arkamızda camimiz var. Efendim camimizin adı nedir? Yıldız Evler Camisi efendim. İşte Yıldız Evler Camisi. Vakıf Bank İlköğretim Okulu. Abim de suları depolamış. Yarın sular mı kesiliyor yoksa? Yok abi. Tatlı su mu? Tatlı su getirdik. Tatlı su vallahi. Maşallah. Ya bu tatlı suyun tadı bambaşka değil. Tabii ya, ayrı yani. Nereden doldurduk? Şu aşağıdaki sitelerimizden. Orada tatlı su var. Peki yerini de söylemiş olduk. Eğer sizlerin de canı tatlı su çekiyorsa gelin efendim. Blokların içinde tatlı sular alabilirsiniz. Adınızı alabilir miyiz? İsa Ateş. İsa Bey teşekkür ediyoruz. Hayırlı iftarlar diliyoruz şimdiden. Biz efendim hadi bakalım mahallemizi gezmeye devam ediyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, evet. Burada tabii küçük burada kızlarımız benim. Evet, abimizin kızı. Adı nedir efendim? Amine Ateş. Amine Ateş. Amine, ekmeğin de sen mi götürüyorsun? Evet, ben götürüyorum pideyi. Bak. Amine pideyi almış. Evet. Gösterelim. Açalım mı içini? Açalım. İzleyenlerimize paylaşalım mı? Efendim işte görüyorsunuz. Mahallede iftar var. İşte biz de diyoruz ki efendim iftarlarımızda böyle güzel pidelerle vatandaşlarımız iftarlarını açıyorlar. Amine sana da afiyet olsun. Teşekkür bir şey söyleyecek misin? Teşekkür ettim dedi. Sesini duyalım mı? Teşekkür ettim dedi. Peki hadi seni de yolundan alıkoymayalım. Babanla beraber seni yolcu edelim. Çocuklar bir el sallayın bakalım şuradan kameralarımıza. Hadi hep beraber ne diyoruz? Ali Baba Mahallesi'ndeyiz diyoruz, tamam mı? 1, 2, 3. Ali Baba Mahallesi'ndeyiz. Thank you.
Sevgili izleyenlerimiz, Aliboğ Mahallesi'ni gezmeye devam ediyoruz. İftar öncesi tabii, iftar masasında da hazırlıklar yapılıyor. Oraları da göstereceğiz sizlere. Şu anda Hacı Hasan Camii, 2006 yılında yapılan bir caminin önündeyiz efendim. Ali Baba'da bu sınırlar içerisinde kaç camimiz var, kaç okulumuz var? Hem onları bir paylaşalım değil mi? Evet. Bunlarla ilgili, ben önce bir buyurun. Kamerada şunu göstereyim. Lütfen, burada geçelim. Mahalle hakkında hep yazıları yazmışlar. Malazgirt evet. Malazgirt dergisine böyle bir yazı gönderdik. Mahallenin kaç sokak, kaç cadde, kaç yılında başladı, evet, kaç yılında Ali Baba olduğu, isim aldığı. Köklü bir mahalle burası. Köklü bir mahalle. Evet. Bu şekilde daha çok da şuraya çekilirse. Aynen. Hatta ben birkaç oradan okuyayım isterseniz birkaç cümle. Eğer uygun görürseniz. Şimdi sevgili izleyenlerimiz, hani biz dün İnönü Mahallesi'ndeydik ve orada sizlere dedik ya, İnönü Mahallesi muhtarı ve oradaki yaşayan sakinlerine demişti. Ali Baba Camii'nin Ali Baba Mahallesi'ne verilmesi gerekiyor demişlerdi değil mi? Yani en azından evet, o sınırlardan başlayıp tabii. Bu sınırlara kadar gelmesi adına. Geçmişte öyleymiş ama daha sonradan bir bölünme oluyor. O bölge İnönü Mahallesi'ne kalıyor. İşte İnönü konağı ise Ferhat Bostan mıydı? Yanlış söylemeyeyim. Bahtiyar Bostan Mahallesi'ne kalıyor. Yani buradaki bu küçük tezatlığı düzeltmek adına muhtarlar bunu rica etmişlerdi. İşte burada da Ali Baba Hazretlerini kısaca anlatmışlar. Susamışlar konağından bahsetmişler. Muhtarımız da az önce sizlere bahsetti. Ali Baba Mahallesi'nin 13 bin nüfusu olduğunu, 1241 bin metrekare yüz ölçümünün olduğu, işte mahallesinde 4 okul, 1 polis karakolu, 1 tatlı su arıtma tesisi, yine Sivas Belediyesi'nin arıtma tesisi de hemen üst bölgede yer alıyor. Onu da hatırlatıyoruz. İşte sağlık ocağı, camisi, bir cemevi, pastanesi, muhtarlık binası, düğün salonu, park ve bahçeleri derken harika. Sivas'ın yüz ölçümü bakımından üçüncü büyük mahallesi değil mi burası? Yüz ölçümde birinci, birinci nüfusu mi? Üçüncü. Yüz ölçümde birinci, nüfusu üçüncü. Onu düzelttik. Doğrudur. Efendim şimdi bu cami... Bu caminin güzel bir anısı var. Evet, onu buyurun paylaşalım. Ben muhtar olduğum günlerde burada toplantı yaptığımda dediler ki sizden tek isteğimiz ezan sesi gelmiyor. Ramazan'da. Şu an buraya, bu bölge bir cami yapılması. Fakir bölge, yoksul bölge. Evet. Köylerden daha çok göçenler ilk defa geldikleri bir yer. Ben de buraya Yıldız Evlat Camisi'nden buraya bir kabro çektim. Direkt diktik. Burada belediye tarafından ayrılmıştı daha önceleri. Kabroşma yapılınca. Orada bir yıl ezan okundu direkt üzerinde. Evet. Apolyon Anifi bir yıl ezan okundu. Vatandaşın bir tanesi Hacı Hasan isminde, Arslan isminde biri. Hastanede ameliyat olacakmış bu. Çok da sıkıntılı, riskli bir hastaymış. Ameliyata girerken de oğlu ve damadı bir şeyler söylemiş. Şu anda izah etmek istemiyorum. Buyurun. Söylediği sözler bana söylemişti. Demiş ki ya Rabbim sağla sıkat verirsen demiş, riskli bu hastalıktan. Ben evimi satacağım. İki kat evi varmış kümbette. Ben herhangi bir yere, bilinen bir yere cami yapacağım. Evet. Adam da Allah sıkat veriyor, sağlık veriyor. Demek ki Ali Baba bir cami yapması için. Yanında bizim mahalleli biri yatıyormuş. Ya ben bir cami yaptıracağım deyince demiş ki Ali Baba mahalle muhtarı zaten İmam Emeklisi bir cami yaptırması için adam arıyor. Adam geldi muhtarı. Ne güzel. Dedi ben böyle bir durum düşünüyorum. Hemen hay hay dedim, geldik buraya. Burada ezan okunuyordu. Dedi ki ben dedi 3 gün sonra Hollanda'ya gideceğim. Hatırlıyorum 2015'in 11. ayın 15'iydi. Hiç unutmam. Dedim ki bak 3 gün sonra gideceksin ama biraz elinde meblağ olduğunu söyledi. Yani 85 bin lira falan. Sen dedim gelene kadar belki ölür mülü süreme dert olur. Ben dedim İmam Emeklisiyim. Yıldırım nikahı kıyarım. 3 günde temelini atarız dedim. Hadi bakalım dedi. Harika. Ertesi gün belediyeden ölçümcüleri getirdim. Caminin kıblasını falan ayarladık. Ölçümü yaptık. Ve Özbekistan'a gittik. Betonu, şunu bunu adamın elindeki nakit parasını yatırdık. Fakat daha sonra daha geniş kapsamlı olsun ben dedi takviye yaparım dedi. Evet. Geldiğinde 6 ay 7 ay sonra geldi. 30 bin lira daha falan getirdi. 110 lira oldu. 110 lirayla bunu kaba işi bitirdik. Fakat sadece tek bir konu söylemek istiyorum. Yani 220'ye çıktı. 110 vatandaş verdi. Diğerinde biz eşten dosttan sizler gibi hayırseverlerden temin ettik. Bir yılda bitirdik. Bir konuyu anlatayım bitirelim. Tabii buyurun efendim. Bir gün caminin tabanını çakacağız. Bitirdik. Ramazan'da yaklaşıyor. Hazırlık yapacağız 2006'da. Hacı Emmet telefon açtı ki bir yerden 100 euro yine var dedi. Muhtarım gel de vereyim dedi. Oraya gittim. Kümbette evi. Vardım. Anne yani hanımı dedi ki Hacı anne. Yavrum senin çok emeğin geçti dedi. Allah razı olsun. Yani hayırın yarısı bizimse yarısı da yarısı fazlası da senin dedi. Sana güzel yemekler yaptım dedi. Dedim ki Hacı anne acımama yemiyorum dedim. Niye yavrum dedi. Sen dedim yaşlı bir kadınsın dedim. Bak bileğinde bir sürü bilezikler var. Sana yakışıyor mu caminin tabanı yokken dedim. Tamam yavrum dedi. 7 tane bileziği çıkarttıverdi. Harika. Hemen gittik taban aldım. Evet. Bir tane müteahhitin bir hanımı destek oldu. Desteği oldu. O da halıyı serdi.
bir tane vatandaşın biri işte Rıdvanüz Besmi'ne bir tanesi minare yaptı. Minare yaptı. İçinde bu cami yaptı. Harika efendim. Vallahi yapanlardan razı olsun diyoruz. Alibaba Mahallesi'ni gezmeye devam ediyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, şu anda Ali Baba'nın en uç noktasındayız. Daha doğrusu hani gece kondu bölgesi olarak nitelendirilen bir alandayız ve burada da tabii vatandaşların çocuklarının eğitim almaları adına iki tane okul var. Bir tanesi Sivas Malazgirt İlkokulu, diğeri ise işte Sivas Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu ve Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu. Yani burada üç tane okul bir arada, hem ortaokul hem ilkokul olarak çocukların güzel bir şekilde eğitimlerini almaları için güzel bir alan ve okul hazırlamışlar. Biz de Alibaba Mahallesi'ni sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Efendim, mahallede iftar var dediler. Biz de her mahalleye olduğu gibi koşa koşa gittik. İşte Alibaba Mahallesi'ndeyiz efendim. Etin, pilavın efendim, tatlının bol olduğu yerdeyiz. Efendim, evet. Allah kabul etsin. Allah razı olsun efendim. Kolaylıklar. Hoş geldiniz. Diliyoruz efendim. Allah razı olsun. Vallahi teşekkür maşallah. Ederiz. Tanıyabilir miyiz sizi? Ben Hüseyin Akgül. Evet, Alibaba Gecekondu Önleme Bölgesi sakinlerindenim. Hı hı. Bu halde şeydeyim, ağzayım. Evet. Duran Koç'una beraber. Hı hı. Sivas Numune Hastanesi'nde aşçıbaşı olarak görev yapıyorum. Şu anda da mahallenin tertibinde bu yemek organizasyonu ben kendim yapıyorum. İnşallah memnun olurlar arkadaşlar. Efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Allah, Allah kabul etsin diyoruz efendim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin, kolay gelsin. Efendim işte pilavlar da doluyor tabii. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz, sağ olun. Maşallah efendim. Bol kepçeden dolduruyoruz efendim. Akşama iftarda güzel bir şekilde burada. İnşallah. Hepsini vatandaşlarla paylaşacağız değil mi? Kolay tabii gelsin. Ki. Kolay gelsin diyoruz. Abi evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Seninle tanışmak güzel bir şey. Eyvallah kardeşim benim. Bayağıdır senin televizyonda görüyorum. İzliyorsunuz. Bugün de yanındayız işte. Adınızı şimdi alabilir miyiz? Ömer. Ömer, bak kameralara konuş. Konuşalım ama Ömer. Abi biz senin kamerayı ne yapalım, biz seni gördük. Beni mi? Peki ya. Peki efendim. Allah razı olsun. Kolay gelsin Ömer. Abi efendim. Efendim. Biberler acı mı? Biberler biraz acı. Tatlı olan da var. Vallahi ben, tadına bakacağız ama niyetliyiz. İftar saati geldiği zaman ezan okununca mı bakalım? Ezan okunu. Ha şimdi okuyayım diyorsun. Vay be. Bize var ya burada hemen görüyorsun değil mi bak. Evet. Ama biz diyoruz ki efendim iftarı bekleyeceğiz. Güzel bir şekilde burada inşallah tatlıları hep beraber evet, izleyenlerimize evet paylaşacağız. Kolay i̇nşallah gelsin. Kolay gelsin. Efendim size de kolay gelsin. İşte vay, teşekkür ederim. Bol kepçe efendim çorbalar burada. Aynen. Hayırlı günler efendim. Hayırlı Ramazanlar. Teşekkürler, sağ olun. Mercimek çorbası mı? Mercimek çorbası. Oo, doldur gelsin efendim. Doldur gelsin. Evet, Serkan ya. Bey nasıl gidiyor hayat efendim? Teşekkür ederim Hakan abicim. Sen Allah nasılsın? Allah kabul etsin. Vallahi biz de işte Allah mahalle mahalle olsun geziyoruz. Ne bütün güzel, ne güzel. Vallahi emeği olanlara, katkısı olanlardan Allah, Allah razı olsun razı bu yemekte olsun değil Allah mi? Allah kabul etsin. Burada amaç beraber olmak, bak, bir birlik olmak. Birlik olmak, değil mi? İşte birlik bu olmak. Harika, hep beraber. Hep birlikte. Omuz omuza, omuz değil omuza mi? İftarlarımızı açalım inşallah. Peki, sana da kolay gelsin Allah diyorum. Allah razı olsun. Abi. Biz efendim biraz da vatandaşlarla konuşalım. Yemeklerimizi de gösterdik. İşte görmüş olduğunuz gibi bugün burada Alibaba Mahallesi'nde güzel bir şekilde çorbalar doldu efendim. Pilavlar hazırlandı, kavurmalar, salatalar derken vatandaşlar da masalarda yerlerini aldılar. İşte kalabalık bir tabii iftar masası 7'den 77'ye. Herkes bugün burada bu güzel iftar masalarında sofralarını açacaklar. Vatandaşların tabii duyguları, düşünceleri de bizim için önemli. Herkes efendim doldurmuş tabii. Güzel bir şekilde vatandaşlar değil mi? Burada bir arada olmanın mutlu yaşı. Amcam hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar. Kalkma efendim, ben yanına geleyim. Hiç rahatsız olma sen.
Nasılsınız, iyi misiniz? Allah razı olsun. Böyle kameralara konuşalım. Allah hayrımızı kabul etsin. Amin efendim. Cem'i cümlemizin. Amin. Neler diyeceksiniz efendim mahalle sakin olarak? Var mı söyleyeceğiniz? Çok sağ olun. Allah razı olsun. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Cem'i cümlemize. Amin. Ha. Hanımlar sizler bir şey söyler misiniz efendim? Allah teşekkür kabul etsin. Teşekkür ederiz. Bu yemeği uygulayan, tertipleyen, yemeği evet. yapan herkese, hakkı geçen herkese teşekkür ediyoruz. Peki. Allah kabul herkesin etsin. Herkesin Ramazan'ı mübarek olsun. Sağ olun. Siz neler diyeceksiniz? Hayırlı iftarlar diliyorum herkese. Çok güzel bir program. Güzel yiyenlere teşekkür ederiz. Amin efendim. Anam sen neler söyleyeceksin? Öyle sonun canına değsin. Ooo vallahi diyor geçmişlerimizin hepsini diyor canına değsin diyor. Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Bir kameralara kendini bir tanıt, adını söyler misin? İsminiz nedir? Adım Asiye Dumlupınar. Asiye Dumlupınar. Evet. Köyümüz neresi? Gümüşdere Köyü. Gümüşdere Köyü'ne selamlar gönderiyoruz buradan efendim. Burada çok mu gümüşdereli? Vardır. 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 Peki. Olmaz mı? Amcamız eşiniz mi olur? Eşim evet. Ooo efendim Allah mesut etsin. Kaçını verdiniz efendim? Allah razı olsun. Allah hangi gün evlendiniz hatırlıyor musunuz? Bilmiyim. Tarihi hatırlamıyorsunuz. 72. 72 yılında. 40'ı geçti, 42 mi oldu? Maşallah, Allah daha uzun ömür versin efendim. Amin, 44 sene oldu diyor evet, amcam. Evet, peki, 44 yıl oldu. Çocuklarınızla hepinize evet. sağlıklı ömürler diliyoruz amin. Efendim. Cümlesine, cümlesine. Peki. Cümlesine. Allah razı olsun, amin. Allah işinizi rast etsin. Allah kabul etsin Allah diyoruz. Allah herkesin hayırlı kabul etsin. Amin size efendim. Sizin sağ olun. Peki, buradan ayrılıyoruz. Diğer masalara bakalım efendim. Çocuklar da burada tabii iftarı bekliyorlar şimdi. Dedik efendim 7'den 77'ye. Herkes Ali Baba Mahallesi'nde bir aradalar. İşte çocuklar, gençler, yaşlılar, herkes hoş bir şekilde burada iftar yapmanın mutluluğunu yaşayacaklar. Biz de bugün işte diyoruz ki mahallede iftar Ali Baba'dayız dedik ve paylaşımlarımızı sizlerle sürdürüyoruz. Senden utanmadım hemen, ettim hata gizli ayan. Vurma yüzüme el aman, cürmüm ile geldim sana. Vurma yüzüme el aman, cürmüm ile geldim sana. Sultan Allah, Rahman Allah, tüm dertlere derman Allah. Ben eyledim hassiz günah, cürmüm ile geldim sana. Ben eyledim hassiz günah, cürmüm ile geldim sana. Senin adın Gaffar iken, ayırtıcı Settar iken, kime gidem sen var iken, cürmüm ile geldim sana. Kime gidem sen var iken, cürmüm ile geldim sana. Subhanallah, Rahmanallah, tüm dertlere dermanallah. Ben eyledim hassiz günah, cürmüm ile geldim sana. Ben eyledim hassiz günah, cürmüm ile geldim sana. Efendim Allah tutan oruçları kabul etsin. İlahiler okunuyor. İşte biz de mahallede iftar programında Ali Baba'dayız. Sayın Müftüm Allah kabul etsin efendim. Teşekkür ederim. Siz de böyle her fırsatta bir yerlere katılıyorsunuz iftarlara. Allah razı olsun efendim.
Valla elimizden geldiğince bu tür sofralarda bulunmaya gayret ediyorum ben. Ne güzel. Şu manzara Ramazan'ın amacına uygun bir manzara, uygun bir fotoğraf. Böyle olması lazım. Evet. Vatandaşlarımızla, halkımızla iç içe, herkesin bir arada olduğu çok güzel bir sofra. Bunun daha da yayılmasını temenni ediyorum. İnşallah efendim. Rabbim inşallah kabul eylesin. Amin efendim. Peki Allah kabul etsin. Teşekkürler. Saygılar size, efendim. Size de kolay gelsin. Teşekkürler. Evet efendim, Ozan Bey de buradalar. Merhabalar Ozan Bey. Merhaba. Allah kabul etsin. Amin. Hayırlı Ramazanlar. Siz neler diyeceksiniz? Buyurun efendim. Valla Sayın Müslüm'ün üzerine benim çok fazla bir şey söylememe gerek yok ama en güzel şey Batı şehirlerine göre doğuda bu sıcak ortamların olması. Bu Ramazan ayında gerçekten çok güzel yaşıyoruz. Ben burada olmaktan çok mutluyum. Herkese hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Peki efendim, Allah kabul etsin diyoruz. Evet efendim, tabii protokol de iftar sofralarına eşlik ediyor. Evet. Sayın Vali Yardımcımız burada efendim. Evet. Merhabalar efendim. Merhabalar, merhabalar Hakan Bey. Evet. Neler diyeceksiniz efendim? Hemen evet. Hemen her mahalleye katılmaya çalışıyoruz. Katılmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar katılmaya çalışıyoruz. Tabii bu tür iftar programına katılmaktan da büyük bir mutluluk haz duyuyoruz. Ali Baba Mahallesi'ndeyiz. Evet. Ali Baba Mahallesi'nde vatandaşlarımızla bir aradayız. Burada bizim biliyorsunuz en büyük mahallelerimizden bir tanesi. Aynen. Tabii rahmet, bereket, mağfiret ayı, Ramazan ayı bu şekilde bu tür iftar programlarıyla daha fazla bir anlam kazanıyor. Ve bu ayın ruhuna, bu ayın amacına uygun bir şekilde bu programlar icra ediliyor. Bu Ramazan'ın da tabii ki en büyük özelliklerinin bir tanesi de sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygularının ön planda olması ve birlik ve beraberliğin daha da yaygınlaşması ve güçlenmesi. Evet. Bunu da bu tür iftarlarda, bu tür programda daha iyi görüyoruz. Ben bu programın gerçekleşmesine emeği geçen mahalle muhtarımıza ve bu programın finansmanında destek olan hayırseverlerimize, iş adamlarımıza teşekkür ediyorum. Bu tür programların her şeyden çok daha ihtiyaç duyduğumuz birlik ve beraberliğimize, kardeşlik hukukumuzun daha da güçlenmesine vesile olmasını diliyorum. Tüm vatandaşlarımızın da Ramazan'ın şerifini tebrik ediyorum. Amin efendim. Saygılar, teşekkür ediyoruz. Efendim Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet Özaydın evet. Da efendim. Merhabalar. Merhabalar Hakan Bey. Evet, yine efendim. Buluştuk bir evet, iftar sofrasında. Dün bir başkan mahallede, İlmi Numarası, bugün Ali Baba Mahallesi'nde gerçekten muhteşem. Şöyle halkımı gezdim, 1500-2000 kişi katılmış. Çok güzel, iyi bir organize olmuş muhtarlarımız. Kendilerini kutluyorum. Ramazan gerçekten hani rahmet ve bereket ediyoruz ya, onu bizzat yaşıyoruz ve görüyoruz. İşte müftümüz burada, Sayın Vali Yardımcımız burada, muhtarlarımız da, bizler buradayız belediye adına. Güzel bir danışma içerisinde hem kamu kuruluşlar arasında hem de muhtarlar arasında, işte valilikle belediye olan diyaloglar dolayı bu güzellikleri meydana geliyor. Dolayısıyla Ramazan ayının bu şekilde devam etmesini Cenab-ı Hak'tan temenni ediyorum. Sivas halkımızda gerçekten bu anlamda çok yardımcı oluyor. Sivas halkımızda, iş adamlarımızda, hayırseverleri tekrar kutluyorum. Ramazan ayını da tebrik ediyorum. Size de teşekkür ediyorum. Muhtarlarla birlikte inşallah Ramazan'ın sonuna kadar birlikte bu evet. güzelliği hep beraber yaşayacağız. İnşallah. İşte Ramazan bu demek diyorum. Efendim Allah en güzel şey de iftarı beraber yapmak diyorum. Bu mutluluğu hep beraber yaşıyoruz. Teşekkür ediyorum. Saygılar efendim. Teşekkür ediyoruz. Efendim siz de hemen kısa olarak ne söyleyeceksiniz? Buyurun. Ben Hasan Tibetlioğlu, Merkez Nüfus Müdürü. Evet efendim. Ben de Ali Baba muhtarımızın hem de dernek başkanımızın düzenlemiş olduğu bu iftardan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Herhalde en büyük katılımlı bir evet, iftar oluyor. Çok güzel oluyor. Tekrar evet. teşekkür ediyorum. Peki efendim, Allah kabul etsin. Efendim size de merhabalar. Merhaba. Hayırlı Ramazanlar. Ne diyeceğiz? Buyurun efendim. Çok güzel, iyi bir organizasyon. Evet. Yapanlara teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Peki. Allah kabul etsin. Efendim size de merhabalar. Merhaba. Ben İl Emniyet Müdür Yardımcısıyım. Evet. Emniyet Müdürümüzü temsilen geldim. Organizasyonu da emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Peki. Allah kabul etsin. Sağ olun. Hayırlı iftarlar efendim. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Peki. Sağ olun efendim. Efendim size de hayırlı iftarlar. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olun. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum ben de. Evet. Biz de tüm Türk Polis Teşkilatı'na sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Allah yardımcılarımız olsun. Efendim. Allah kabul etsin. Evet, siz neler diyeceksiniz? Merhabalar. Ali Baba Polis Merkezi amiriyim ben de.
birlik beraberliğimiz için bu tür organizasyonlar önemli. Yani emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Başta muhtarımıza. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Peki efendim. Allah kabul etsin diyoruz. Efendim size de merhabalar. Evet. Ramazan'ın en güzel anı bu. İşte kişilerle birleşmek, kişilerle kaynaşmak. Ben de İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Beriz Hazırma Kontrol İşletmeni olarak görev yapmakta. Evet, buraya misafir olarak geldim. Muhtarıma da bu güzel projesinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir proje. Çok da hoşuma gitti. Peki efendim. Allah kabul etsin. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Sevgili izleyenlerimiz, işte tabii biz burada hem vatandaşlarımızın hem de protokolün sizlere duygu ve düşüncelerini aktardık. Masalarda tabii vatandaşlar yerlerini aldılar. Artık sizler de farkındasınız. Biraz da hava kararmaya başladı. Çünkü artık ezanın okunmasına da çok az bir zaman kaldı. Biz yine sizlere görüntüleri paylaşmaya devam ediyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, mahallede iftar Ali Baba Mahallesi'ndeyiz. Tabii biz efendim Ali Baba Mahallesi'ni gezerken Cem Vakfı'nın da Ali Baba Mahallesi sınırları içerisinde olduğunu söylemiştik ve Cem Vakfı Başkanı Sayın Ali Dağ da bugün iftar sofrasında bizlerle beraber efendim. Hoş geldiniz. İzleyenlerimize çok, neler söyleyeceksiniz? Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Ali Baba Mahalle muhtarımız Sayın Turan Bey'in, aynı zamanda Muhtarlar Dernek Başkanımızın yapmış olduğu güzel organizasyonlardan bir tanesi de bu. Bizim bu gibi önemli günlerimizde işte bayramlarımız, oruçlarımız, ibadetlerimiz, cemlerimiz, namazlarımız, biz bir bütünüz aslında. Bu bütünlük içerisinde de muhtarımız çok güzel bir organizasyon yaptı. Ben bundan dolayı kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Bütünleyicilik, birlik, beraberlik içerisinde ben daha nice nice Ramazanlar diliyorum. Nice nice bayramları Allah nasip etmesini niyaz ediyorum. Ben katılımcı tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Ayrıca muhtarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Peki efendim. Allah kabul etsin. Hayırlı iftarlar diliyoruz efendim. Ali Bey'i uğurluyoruz. İşte vatandaşlarımız da efendim artık yerlerini hepsi aldı. Ezan okunmasına da az bir zaman var. İşte hemen hemen görüyorsunuz işte bayağı bir uzun iftar sofrası oldu. Şöyle bir paylaşabilir miyiz Harun da eğer dönerse. İşte karşılıklı masalar dizildi, güzel bir şekilde yemekler dağıtılıyor. Artık iftara da çok az bir süre kaldı. Sevgili izleyenlerimiz işte valla vefakar muhtarımız efendim suları görüyorsunuz işte bak sular geldi. Biz burada vatandaşa hizmeti güzel bir şekilde veriyoruz. Dur şöyle iftarımızı biz de açalım. Muhtarım programı bir bitirelim mi önce?
Efendim şimdi tabii vatandaşlarımız güzel bir şekilde. Telefon seni susmuyor vallahi bugün. Gerçekten biz bugün program yaparken muhtarımın telefonu susmadı, onu söyleyeyim. Maşallah o kadar çok arayanı var ki hatta şu anda telefonla konuşuyor. Efendim biz de diyoruz ki işte bugün Alibaba Mahallesi'ndeyiz. Vatandaşlara yoğun bir şekilde yemekler de dağıtılmaya devam ediyor. Herkes efendim bol bol güzel bir şekilde yemeğini bugün burada Alibaba'da güzel bir şekilde birlikte iftar açıyorlar. Biz de efendim şimdi tabii muhtarım programın artık sonuna geldik. Vallahi maşallah siz de suları kaptınız. Olmayanlara da dağıtalım size değil mi? Oldu. Herkes imece usulüyle hepimiz birbirimize destek olmamız lazım efendim. Allah kabul etsin. Neler söyleyeceğiz? Yani bizim sloganımız paylaşmak ibadettir. Evet, sloganıyla efendim başladık. Hı. Şu anda paylaştık yemeğimizi ve ibadetin bir kısmında görmüş oluyorsunuz. Maşallah. İcra etmiş oluyoruz. Evet. Mahallemizin hemen hemen gece kondunlu bölgesini, fakir, yoksul ailelerimiz hemen hemen hepsi buradalar. Hı hı. Yani organizemiz bilmiyorum eksik falan olabilir ama evet. Yine de mahalle anca bu kadar olur. Allah kabul etsin yani efendim. Yani birliğin, beraberliğin, kaynaştığı, herkesin buluştuğu böyle bir program düşündük, organize düşündük ve bu organizemde eksiklerimiz varsa da artık eksiklerimizi görmeyin. Allah kabul etsin efendim. Hepsi çok güzel. Çok evet, teşekkür ediyoruz. Biz de siz de efendim hemen buyurun masaya geçin. Biz de artık iftarımızı açacağız. İşte efendim vatandaşlar susuz kalmasın tabii ki. Biz de diyoruz ki efendim iftarınızı güzel bir şekilde açın. Güzel bir şekilde al bakayım. Mücahit suları da al kardeşim. Al bakayım herkes var ya. Burada herkes birbirine destek oluyor efendim. Biz de diyoruz ki burada herkes bu sofrada birlikte beraber olsun. Bizlere suyu ver Mücahit kardeşim. Bizim de masamıza su da koy yani. Biz de bir iftarımızı açak. Suyu veriyoruz. Alıp götürüyor abi. Biz suyumuzu içeceğiz birazdan. İftarımızı açacağız. Herkes açtıktan sonra biz de burada iftarımızı yapıyoruz. Çalışıyoruz. Mesleğimizi en güzel şekilde sizlere sunmaya çalışıyoruz. Ve bu güzel Alibaba Mahallesi'nde sizlerle iftar sofralarında beraber olduk. Ustam ellerinize sağlık. Emeğinize sağlık. Diyoruz ki efendim rica ederiz. Yarın başka bir mahallede hep birlikte olacağız. Allah kabul etsin.